Merhaba, ee, gelen birkaç talep üzerine bazı danışanlarımdan ve öğrencilerimden e, 2018 3 Mart tarihinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 5. Psikoloji günlerinde verdiğim psikofarmakolojideki temel kavramlar atölyesinden e, sizler için bu haftaki videomda, YouTube videomda kısa bir sunum. ...yapmak istiyorum. E, dün e, bu panelde özellikle psikofarmakolojiyi bir tanımladık ve alt kollarına baktık. Psikofarmakoloji deyince öncelikle farmakolojideki e, temel kavramları konuşmak lazım olduğunu söyledik. Psikofarmakolojinin ilaçların sinir sistemi ve davranışlar üzerine etkilerinin çalışıldığı alan olduğunu farmakolojinin farmakon ve lojiden geldiğini ilaçların tanımını konuştuk. Psikofarmakolojinin bazı tarihçelerinden bahsettik. İşte Modern psikofarmakoloji tarihinin 1952 yılında şizofreni tedavisinde kullanılan klorpromazinin tedavi alanına girmesiyle bir devrim yarattığını ee, ülkemizde ise 1954'te psikofarmakoloji ile ilgili ilk yayınların başladığından bahsettik. Türkiye'deki ilk psikofarmakoloji kitabının e, emekli profesör e, Özcan Kökner Çapa Psikiyatrin Hocası tarafından 1965'te yayınlandığını, dünyadaki ilk 10 kitap arasında yer aldığından bahsettik. E, onun dışında ee, Özcan Köklü'nün hocamızın revize ettiği Klinik Psikofarmakoloji kitabını 1981'de sunar bir sözü Atilla Turgay'ın 1995'teki önemli kitabından, Nevzat Yüksel hocanın revize ettiği ilk, ilk 2003'te yayınladığı sonra 2013'te revize ettiği Psikofarmakoloji kitabından ve Tayfun Uzbay hocanın e, Psikofarmakoloji temelleri ve deneysel araştırma teknikleri kitabından bahsettik e, farmakolojinin genel tanımını yaptık. İlaç bilimi dedik. Biyolojik sistemlerle etkileşimden oluşur dedik. İlacı tanımladık. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ilacın fizyolojik sistemleri veya fatolojik durumları alanın yararları için değiştirmek veya incelemek amacıyla kullanılabilen madde olduğunu tanımladık. E, tedavi şekillerinden bahsettik e, Üç tip tedavi şekli olduğundan bahsettik e, ilk tedavi şeklinin ampirik tedavi buna ilkel tedavi olduğunu dedik ben yaptım oldu e, şeklinde sebebini e, rolünü çok bilmeden yalnızca gözlemle denemeye dayalı olarak yapılan tedavi şeklinde ampirik tedavi dedik bugün için önemini yitirdiğini e, söyledik bir diğer tedavi şekline palyatif tedaviler dedik palyatif tedavilerinde semptomatik tedavi olduğunu, hastalığın nedenini ortadan kaldırmaktan çok sadece semptomlar üzerinde tedavi gidermesi. Mesela işte dişi çürük bir e, hastamızın sadece ağrı ağrısını gidermek için bir ağrı kesici vermek ya da eee anksiyetesi çok yüksek olan kişinin panik atağını dindirmek için bir kaygı giderici, anksiyolitik vermek olarak tanımladık. Ama en önemli ve gerçek tedavinin tedavi, tedavi nedeni ortadan kalacak şekilde yapılmasına radikal tedavi olduğundan bahsettik. İlaçların vücuttaki etkilerinden bahsettik. E, ilaçların özelliklerinden, farmakolo farmakolojinin alt bölümlerinden bahsettik. Farmakodinami, farmakokinetik, kemoterapi, toksikoloji, uygulamalı farmakoloji gibi e, tanımladık. E, i̇laçların adlarından bahsettik genel ad ilacın jenerik adı diyoruz. mesela ilaçlarla ilgili öğretimde ve bilimsel yayınlarında hem ülke düzeyinde hem uluslararası düzeyde iletişimi kolaylaştırması amacıyla kullanılan örneğin aspirin bu genel jenerik adı olarak Tanımlıyoruz kimyasal adı, müstahzar adını da e, ilaç şirketinin e, koyduğu özel ada, ticari ada diyoruz e, dedik. Kimyasal ad ise e, kimya birliğinin saptadığı e, bir ad oluyor. Mesela aspirinin kimyasal adının asetil e, asetil salisilik asit olduğu gibi, müstahzar adının ise koraspin olabileceğinden bahsettik. E, bir diğer Önemli beyin yapısından bahsettik. Tabi nöron, atom, de beyin işlevlerinden bahsettik. Sağ beyin, sol beyin üzerinden bir tanımlama yaptık. E, temel kavramları konuştuk. Dozun, konsantrasyonun, endikasyonun endikasyonun, kontraindikasyonun tanımlarından bahsettik. Günlük dozdan bahsettik. E, Majistra ilacı ne olduğundan konuştuk. İlaçlarla tedaviden, ilacın etkinliğinden bahsettik asıl etki yan etki toksik ettik etki üzerinde bir konuşma yaptık uygulama yollarını konuştuk davranış biyokimyasından bahsettik özellikle sinir hücresinin yapısı ilişkis bir haberleşme yöntemleri dopaminin özelliği özellikle dopaminin haz ve motivasyon üzerinde etkili olduğu aşırı uyarılma sonucu halüsinasyonların hezeyanların olduğundan konuştuk dopamin yollarından bahsettik GABA sisteminden özellikle serotoninden bahsettik. Serotoninin reseptörlerini konuştuk. Bir amino asitten sentezlendiğini, antidepresanların özellikle serotonin üzerinden etkili olduğundan konuştuk. Daha sonra noradrenalinden bahsettik, histaminden bahsettik. Ee, ve de özellikle e, temel farmakoterapi ilkelerinde psikofarmakolojide ve bütün genel tıpta e, önemli olduğundan bahsettik. Akılcı ilaç kullanımından bahsettik. Az sayıda ilacın önemli olduğunu, polifarmasiden kaçınılması gerektiğini, daha önce kullanılan veya ailede kullanılan iyi gelen ilaçların tavsiye edilmesi gerektiğinden bahsettik uzun süreli koruyucu kullanımının önemli olduğundan, ilaçları erken kesmemenin gerektiğinden ve ilaç değişikliği yapılacaksa bunun uzun sürede olması gerektiğinden, psikoterapi desteğinin, psikolojik desteğinin de ilaç tedavisi yanında sağlanması gerektiğinden ve hastayı ve yakınlarını ilaç konusunda ve hastalığı konusunda bilgilendirmenin öneminden bahsettik. Ee, günümüzdeki en önemli sorunların genel tıpta tedavi hataları olduğunu, ilaçlara bir direnç gelişimi olduğunu, yan etki ilaç reaksiyonları, ilaç etkileşimlerini uygun olmayan yollarda ilaç kullanımına bağlı komplikasyonlara artan mali yüke, kontrolsüz reçeteler sonucu artan hasta taleplerine değindik. de evet, özellikle ülkemizde artan psikiyatrik ilaçlar, tüketilen antidepresanlardan vurgu yaptık. Ee, ve de akılcı ilaç kullanımının ilkeleri özel gruplara dikkat dedik. Hmm, akılcı ilaç kullanımının AİK'in çok önemli olduğunu, klinik bulgulara, bireysel özelliklere göre uygun ilacın uygun süre ve dozda en düşük fiyata kolayca sağlanabilen ilaç olduğunu e, vurguladık. Ee, e, akılcı ilaç akılcı olmayan ilaç kullanımlarından bahsettik. En sonunda da nasıl reçete sistemi ve ilaç sistemi yeni hekimlerin eğitilmesi, aile hekimlerinin, birinci basamak hekimlerinin depresyon ve anksiyete bozukluklarında tekrar eğitilmesi ile bu konudaki hataların giderilebileceği, düzeltilebileceğinden konuştuk. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hepiniz sağlıklı ve mutlu günlerde kalın.